Üniversite TV ekranlarından merhaba sevgili izleyiciler. Sanatla programımızın bugünkü konuğu epoksi sanatçısı Hatice Tanış bizlerle. İstanbul'da yaşıyorum. 1965 Kahramanmaraş doğumluyum. Üç çocuk annesiyim. Eğitimimi Maraş'ta tamamladım. İstanbul'a geldim evlendim. Epoksi aslında eskiden beri kullanılan, zaten gemilerde, zemin kaplamalarda kullanılan bir maddeydi. Şu anda 3-4 senedir sanatsal alanlarda da kullanılıyor. Tabii daha farklı, daha kaliteli olan Hı -hı. kısmı. Epoksi reçine ile sertleştirici diye bir kimyasalın birleşmesinden elde edilen bir karışım oluyor. Sergilere çok katıldım epoksi olarak. Daha önceki yaptığım tamamen boyama üzerineydi. Şu anda en büyük düşüncem ve çok yakında istiyorum inşallah hazırlıyorum. Kişisel ikinci sergimi açmak, epoksi üzerine bunu ama tamamen öğrenci yetiştirmek istiyorum. En büyük arzum. Tüm teknikleriyle diyorum ki hep yalnız bende kalmasın bunlar. Gençlerin elinde olsun. Turmayı sevmiyorum ben. Hanımlar olsun. Herkes hobi edinsin iş olmasa da. İlla bu boyamalar da gerekmiyor. Bir şeyler yapıp zaten hayat zor. Hayatın o karmaşasının içinde. Evet. Biraz yüzleri gülsün. Bir keyif olsunlar isterim açıkçası. Müzik ekranlarından merhaba sevgili izleyiciler. Sanatla programımızın bugünkü konu epoksi sanatçısı Hatice Tanış bizlerle. Hatice Hanım hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Sizleri gördük daha iyi olduk. Sanat eserlerinizi gördük ekstra iyi olduk. Ne kadar güzel. Eee bu Çok sevgili teşekkür izleyiciler ederim. görüyorlar Sağ zaten ilerleyen zamanda da göstereceğim, anlatacağız tekrar. Hatice Hanım sizi biraz tanıyalım mı? Ben İstanbul'da yaşıyorum. 1965 Kahramanmaraş doğumluyum. Üç çocuk annesiyim. Eğitimimi Maraş'ta tamamladım. İstanbul'a geldim, evlendim. İşte İstanbul'dayım. Çok güzel. Peki epoksi sanatçısı derken önce epoksi nedir? Bunu sanatla nasıl birleştirdiniz? Bu serüveni sizden duymak istiyorum. Epoksi dediğimiz aslında eskiden beri kullanılan, zaten e, gemilerde, zemin kaplamalarda kullanılan bir maddeydi. E, şu anda 3-4 senedir benim bildiğim kadarıyla sanatsal alanlarda da kullanılıyor. E, tabii daha farklı, daha kaliteli olan hı hı. kısmı. E, epoksi reçine ile sertleştirici diye bir kimyasalın birleşmesinden elde edilen bir karışım oluyor. Bir madde değil mi aslında? Bir madde. Evet evet. evet. Yapışkanlık Yapışkan. özelliği kendi içinde mi? Tabii tabii. Aynı zamanda yak yapışkandır. <laughs> evet. Yapışkan olarak da kullanılır. Ee, şimdi sizin sanatlarınızdan, el yapımlarınızdan bunu göstermek istiyorum sevgili izleyiciler. Çok güzel bu meyvelik olarak mı geçiyor? Evet. evet. Meyvelik çok güzel bir e Beceri gerçekten. E şuna ekstra bayıldım. Bunu sunum tepsisi olarak da kullanabilirler. Evet, Aslında bir peynir evet, sunumu. Peynir sunumu. E, üzerine bir şey kesme insan zaten kıyamaz. Ya da dekor amaçlı <laughs> mutfakta evet. asıyor da olabiliriz. Bu da çok güzel sevginizle. Kahve icra. sunum, peynir sunum. Kesinlikle. Çok amaçlı. Çok amaçlı evet. evet. Bu, bu bardak altlığı demiştiniz evet, değil mi? Evet. Bardak, bardak altlığı. Bu yine nihale gibi mi kullanıyoruz falan? Ee, Küçük Yok aksesuar mi? olarak, aksesuar. sunum evet. olarak yine. Ne olur? Yani, çok amaçlı. Çok güzel yani. Takıları koyabiliyorlar. Takı standı olarak kullanılabiliyor. Çok amaçlı. Nerede evet. kullanmak evet, isterseniz. Evet, evet. Muhabbet kuşlarının da zaten. Evet. <laughs> çok güzel olmuş gerçekten. Nişan yüzüğü için kullananlar oluyor. Nişan yüzüğü taktığınızda tepsi olarak. tepsi olarak. Evet, kullanılıyor. evet. Belki bir bıçak bile yaparsınız yani son olarak. <laughs> evet. İnşallah. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Peki bununla, bu merak nereden başladı? Yani bu alanı nasıl başladınız? Epoksi neden ya? Ben aslında zaten 1999'larda ilk ahşap boyama çıktığı zaman onu öğrenmiştim. Hı hı. Kurslara gittim. Çok iyi gelmişti bana bu boyamalarla uğraşmak. İşte ahşap boyama, seramik, cam boyama bunlarla uğraştım. Evet. İşte o sıra memleketimdeydim. Artık o kadar çok yapmışım ki e, 1500 parça ürün yapmışım. Bunları bir Anneler Günü'nde arkadaşlarımın da destekleriyle tavsiyesiyle büyük bir otelde sergi açtım. Ha, çok güzel. İlk defa öyle bir şey olmuştu. Çok talep gördü, çok ilgi gördü. Evet. Onun üzerine bir atölye açtım. Bir tarafını hazır yap koydum, bir tarafını atölye hanımlara dersler verdim. Ha, çok güzel. Çok güzel evet. Çok güzel geri dönüşümler aldım. Çok öğrenciler yetiştirdik. Güzeldi. Evet, elinize sağlık gerçekten insanlar bunun üzerinde bir şey yemeyi de kıyamaz ya da çok da zevkli yerler o da ayrı bir şey yani bakış açısı o kadar Hı. güzeller ki ciddi emek var. Hele şunun içindeki çiçekler dikkatimi çekti bu çiçekleri siz mi hazırlıyorsunuz? Evet kurutulmuş çiçek çok mi? evet evet çiçekleri kurutulmuş bulamadım o yüzden bunlar daha çok yeni olduğu için şimdi yavaş yavaş o sektörler de çoğaldı ama. Ben seraların bulunduğu yerlerde işte alıyorum değişik çiçekleri beğendiklerim hı hı. onları aparatları var onların jeller onlarda kurutuyorum çiçekleri. Ondan sonra da işte bu şeyle beraber epoksiyle beraber kullanıyorum. Yani sanki böyle camın altına koymuşsunuz da evet. üzerine cam koymuşsunuz sonra yapıştırmışsınız gibi duruyor. O kadar çok orijinal duruyor ki demeseniz ben bunun epoksi maddesinden elde edildiğini gerçekten bilemezdim. Elinize sağlık. Sağ olun. Çok güzel. Atölyede çalışan hem bir takım arkadaşınız da var değil mi? Tek misiniz? Şu an tekim. Eğitimler de veriyorsunuz. Eğitimler, evet Hı -hı. eğitimler veriyorum. Çok fazla ilgi görüyor. Çok güzel. Bilhassa bu çiçeklileri çok merak ediyorlar. <laughs> evet. Çok fazla e, Ekranda da zaten var. görüyoruz. E, çok evet. güzel sehpalar var. Evet. Sehpa üzerine çalışılmış. O 5 santim yüksekliğinde. Aa, çok büyük yüksek değil yani onlar. Bu beş, az önceki sehpa 5 santim yüksekliğinde. 45 santim çapında. Büyük bir sehpa. Büyük bir yani çok değil. Evet. evet. Üzerindekini de siz mi yaptınız? Ee, Yoksa dekor mu? Yok dekor. Evet dekor. güzel de uyum evet. olmuş. Ee, yani bunun keyifli yanı nedir diye sormayacağım. Yani keyif almasanız zaten tabii, bunu tabii, yapamazsınız. tabii, yapamazsınız. Peki 1990'lı yıllardan beri de başladığınızdan evet. döneminden itibaren başlamışsınız. Ee, Başarı bu anlamda soruyorum. Genel olarak başarı sizin için ne demek? Ben görüyorum gerçi ama bir de sözel olarak başarı ne demek sizin için? Hedefinize ulaştınız mı? Aslında sorum o? Hedefine sorun ulaşmasıdır insanın ya... ya. Ulaştım ama tekrar yine yeni bir hedef koyuyorum. Zaten e, bitiyor o zaman. yani Ama içinizdeki heyecan bitmiyorsa bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Bakıyorsunuz daha şu anda yine içimde kıpır kıpır yeni şeyler var. İşte şunu mu yapsam, bunu mu yapsam. E, o yüzden bitmiyor. yani Hayalinizdekini gerçekleştiriyorsunuz. Bu çok güzel. Kesinlikle. Hedef olmadan zaten başarıya evet. ulaşılmaz. Belki bunu e, ilk yaptığınızda bu şekilde en iyisi buydu ama bunun Hı. üzerine koyup çok daha farklı güzel şekillerde e, ekstra farklı versiyonları çıkarabiliyorsunuz değil yaptım, mi? Yaptım yaptım yapraklar sonbahar yaprakları koydum e, çok o şekilde yaptım yine daha yüksek daha değişik tamamen taşsız o daha Hı. sade bakalım işte daha değişikleri gelecek onların. Şimdi ben bunu elime alırken sevgili izleyiciler biraz imtina ettim. Düşürürüm korku, korktum daha doğrusu. Kırılır bir şey olur diye. Hatice Hanım çok hassas değil o kadar korkmayın dedi. Bunun dayanma gücü hani böyle çitlemeyle atacak bir şey hayır, değil. Hayır hayır camdan dayanıklı. Hani ağır bir şey ama hani evet. çok da güzel evet. şeyi var. Kenarının taşlanmasını ekstra mı yapıyorsunuz? İçinde beraber yaptım. Beraber. Hazırlarken. Çok güzel gerçekten. O kadar orijinal duruyor ki sanki bir taşı almışsınız. içine oymuşsunuz, yapmışsınız gibi. Sağ Elinize sağlık. Sağ e, büyük hayranlıkla iyi. bakıyorum şeylerinize, eserlerinize gerçekten. Peki bir projeniz var mı? Hani bir sergi açtınız. E, bunu halkla buluşturmanız gerekiyor. Bu güzelliklerden mahrum etmeyiz. Karma sergilere çok katıldım. Epoksi olarak. Daha önceki yaptığım tamamen boyama üzerineydi. Hı hı. E, şu anda en büyük düşüncem ve çok yakında istiyorum inşallah hazırlıyorum. Kişisel ikinci sergimi açmak. epoksi üzerine bunu ama tamamen. Hı hı. Bakalım hazırlık içindeyim. Çok güzel i̇nşallah. inşallah biz de gelir ve yerinde ziyaret Sağ olun. ederiz. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Bu nasıl böyle bir zevk değil mi? Yani aslında tabi boyama işiyle o ruhsal bunalım döneminizi kolaylıkla atlatmışsınız... O kadar güzel motive edici şeyler ki bunlar. Çok. Bu alime dahil olduğunuz zaman nasıl söylesem sinir stres kalmaz herhalde. Bir deşarj yöntemi. Kalmıyor. Şunu mu yapsam? Bir de yaparken bir başkası daha çeşitler aklınıza geliyor. Biri birini getiriyor. Evet. Yani değişik bir dünyaya daldığınız zaman dönemiyorsunuz. Evet. Adeta. Bir de Dünya. Yanlışım, eksiğim varsa düzeltin lütfen sevgili izleyiciler. Bir kalıbı yok. Hani Tamamen özgün bir tasarım. Hani evet. Tek tip bir model çıkmıyor. Bunun aynısını yapsanız belki yapamayacaksınız. Yok, Ama değil. ona benzer bir şey yapacaksınız. Tabii, tabii. Yani e, eserler kendine özgü. Evet. E, farklı farklı duygularla, farklı farklı e, o düşünce durumunuza göre yapmışsınız. Tabii, tabii. Yani ne düşünüyorsanız onu aktarıyorsunuz aynen, biraz. Aynen. Heykel gibi hani insan heykel nasıl işler evet, ya. Aynen. Valla bilmiyorum. Ben çok hayranlıkla baktım açıkçası. Peki bunu özellikle güzel sanatlar okuması mı gerekiyor ya da okusun ama yine kendini geliştirsin kısmına mı bakalım? Yoksa siz güzel sanatlar bölümü mezunu muydunuz? Yok, ya da böyle bir şeyiniz yoktu. Değil, değil, sonradan evet, gelişmez. Sonradan. Ama bunun atölyesini açarak siz bir öğrenciye yön veriyorsunuz ve el becerilerini destekliyorsunuz. Tabii, tabii. Bunun için izleyen sevgili öğrencilerimiz olabilir. İşte ev hanımları çok ilgi alaka gösteriyorlar. Evet. Hangi yolla bunu yapabilirler? Yani illi bir okulu bitirmesi gerekiyor mu? Hayır, hayır. Onu zaten sizden görüyoruz evet, da. Evet. Üzerine katmak için akademik anlamda hangi boyuta getirebilirler? Aslında sorum şu. Bunun güzel sanatlar lisesi ya da üniversitesine girmesi gerekmiyor mu? müfredata? bence de güzel olur. Okumak en güzelidir. Yani. Okuyup üzerine katmak daha da güzel olur benim için. Yani muhakkak zaten insanların kültür açısından okumasını isterim bilhassa genç kızlarımızın. Kesinlikle. Muhakkak okumalarını isterim. Bu da yanında tabii ki. Müfredatta bu işlesinler bir şey olsa. mesela. Evet keşke olsa. Epoksi sanatı evet, güzel evet. sanatlar lisesi evet, ya da işte evet. halk eğitimlerde vesaire evet, ne de olursa olsun evet. bir üniversite olması gerekmiyor. Evet. Hani bunu bir e, zorunlu değil tabii ki de bir müfredata uygun olarak e, öğretilsin, yapılsın. Evet. Hem insanlar el becerilerini geliştirirler, evet. hem sanatlarını icra ederler. Evet. Ve bunun ilk yapanı sizsiniz mi? Yok, öyle demeyelim. Yapanlar vardır muhakkak. Hı -hı. Bunu ben yabancı sitelerden FaceTime falan buldum, Aha. denedim hep. Ama yapanlar vardır illa ki, bilemiyorum. Ben kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi Hatice Hanım güçlü de bir kadın şeyiniz var, profilinizde var. Teşekkür ederim. Sizi böyle güçlü kılan şey nedir? Yani örnek bir kişiliğe sahipsiniz. Gerçekten bunu hani ekranda diye söylemiyorum. Hem yayın öncesinde konuşmalarımız oldu, örnek alınacak. Güçlü kadın şeyindesiniz formundasınız. Gerçekten insanlar sizinle irtibatta olmaları, sürekli bir ilgi alışverişinde olmaları yüksek faydalarına olacaktır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> yani ailemi destek veriyor, kendi iç motivasyonunuz mu? Bunu da merak ediyorum. Kendi başarınız mı sadece? Çocuklarınız mı? Çevre mi? Ama çocuklarım da destek veriyor ama ben yalnızım. Çevremde hep yalnızdım tamamen kafamda değişik çocukluğumdan beri değişik bir şeyler çıkarma merakındaydım. Ee, bir kıyafet aldığım zaman muhakkak ona bir şeyler eklemeden giymem. Yani hep kafamda bu şekilde zaten. Sonradan bu kurslara da gidince daha da devamlı geliştirmek istedim. Şu anda da yine bu yaptıklarımı devamlı daha boyamanın da Çin'i yaptım. Ee, seramikler yaptım. Yani muhakkak bir şeyler çok beni mutlu ediyor. Çok güzel. Deşarj olma yolculuğu. Sanatın yaptım. her yönünü çok seviyorum diyeyim açıkçası. Evet. Peki size nasıl ulaşacaklar? Hani bu sanatınızda evet sergi ilerleyen zamanda elbette olacak ama e, normalde bireysel olarak sizden bilgi alışverişe ve danışmanlık hizmeti veriyor musunuz her şeyden önemli? Bunu soruyorum. Evet. Yani evet. Ben size Instagram'dan ulaştığımda siz bana evet. şu şu nasıl yapılır diye bilgisini veriyorsunuz. Tabii tabii. Nereden tabii. ulaşacaklar size. Tabii Instagram e, hesabım var. Oradan ve var hesabım. Oradan ulaşılabilir. Hadi yani çok güzel. Bence bütün ilgililer sizinle irtibata e geçip belki de atölyenizde gelip beraber çalışacaksınız. Böyle bir imkan da var mı dışarıdan? Ben bununla ilgi duyuyorum e, ama sürekli yapmayacağım. Gelin bir atölyenize deneyimleyeyim diyenler var mı? Tabii tabii workshoplar veriyoruz. Aa, çok güzel. Birkaç atölye var hatta sanat merkezi var. E, onlarda veriyorum. Hiç, e, isim i̇sim verebiliyor muyuz? Yani e, reklam olmayacaksa. Tamam sanat merkezi var. E, o yerlerde atölyeler var, onlarda e, kendi yerimde dersler veriyorum ben, workshoplar yapıyoruz. Hanımların çok ilgisini çekiyor, evet. çok seviyorlar, çok mutlu oluyorlar bunlarla uğraşmakta. Evet. Tam bir e, rehabilite, e, evet, evet. ne diyelim? E, sebebi mi diyelim? Rehabilite olmak için e, ne bileyim? Ne diyelim ona Hatice Hanım? Deşarj olma, rehabilite olma alanı mı diyelim? Evet, <laughs> evet, bu çok daha evet, uygun oldu. Evet, evet. Peki, şöyle bir toparlamamız gerekirse, ee, hem gençlere tavsiyeleriniz, hem ev hanımı, bunu illa kadınların yapması gerekmiyor. Erkekler hayır, hayır. De erkeklerin de çok merak ettiği bir şey. Yani erkeklerin de e, ilgi alanları aslında epoksi. Yani. Hanımdan çok hanımlardan kadar erkek de e, takipçim var benim çok güzel. El evet. sanatları olarak el ama sanatları değil sanatları mi? çünkü epoksinin olarak. başka kullanım alanları var ama el sanatları olarak erkek öğrencileriniz ya da danışanlarınız var. Şu ana kadar olma, danışanlarım oldu ama öğrencim olmadı henüz. Hı. Ama merak edenler çok fazla. Bir hasta mesela kurutulmuş o şey kütük parçaları falan onlar çok deneniyor. Ben daha denemedim, onları yapmadım ama erkekler bunu iş olarak yapıyorlar. Evet. Kütüklerin aralarına bunları koyuyorlar, çiçekler yerleştiriyorlar. Çok büyük bir alan şu anda, çok da talep görüyor. Evet, tasarım olarak evet, üzerine evet, evet. erkekler e, daha mesela çiçeğini e, kütüğün üzerine döküp Aynen. sonra poksizik oldunuzunu evet, düşünün. Evet. E, güzel bir sunum yani. Tabii tabii. Evet. Tabi ya da orta sehpa, büyük masa, büyük masalarda mesela böyle kütükleri koyarak ya da küçük ahşap parçalarını. Evet. Yani o kadar çok çeşidi var ki bunun. Hem dekor olarak evet, da kullanılabilir. Evet. Ben yani alanım dar da o yüzden çok büyük dekorasyon bölümüne giremedim. Evet. Yani o kadar çeşitli ki. Ben şimdi sizin evinizde de hep bunlar edeyim. vardır diye düşünüyorum evet, ama var mı yoksa? Evet var. var. <laughs> Bazen hani tersi sökündü mü evet, diyorlar evet. ya belki Yok, bu de. Mesela yani... bu sehpayı çok seviyorum, kendim kullanıyorum. Yani gerçekten çok güzel. güzel. Bu da Bunu, bu tablo mu demiştiniz? Bu evet ametis taşlı, tamamen ortası ametis taştır. E, taşı alıp e, epoksi ile şey yapıyorsunuz. O anda yaparken yapıştırıyorum. Önce epoksi ile o taşları yapıştırıp ondan sonra işleme geçiyorum. Biraz da ebru sanatına benziyor mu? Yani renklendirme, renklendirme. benziyor, benziyor. Evet, evet. Hani evet. o e, herhangi bir çubukla ya da evet. e, ebru sanatının malzemesinin ismini evet. bilmiyorum. Onunla böyle çekip bir desen verme durumu da olabiliyor mu? Katı bir şey mi malzemesini bilmiyorum ama hani kolay olur mu? Önce sıvı. Önce sıvı çok sonra akışkan da, bir şey. Mi? Akışkan sonra ama etkileşime geçiyor. A ve B e, ikisinin karışımı ya <laughs> reçineyle sertleştiricisinin evet. yarım saat içinde bu etkileşime geçiyor. O yüzden bir an önce hızlı davranmam gerekiyor. Yani istediğimiz çubukla da şekil verebiliriz. Ne yapıyorsak tamamen evet. bize bağlı o. O şey olana kadar yani kürleşme diyoruz ona, o sertleşmeye geçene kadar onunla da istediğimizi yapabiliyoruz. Evet, istediğiniz şekle evet, verebiliyorsunuz. Evet. evet. Çok güzel. Peki şöyle bir son olarak toparlayabilirsek eğer sevgili izleyicilerimize aslında biraz önce öyle bir sorun vardı ama sevgili izleyicilerimize ve gençlerimize farkındalıkları artması adına özellikle bu sanatla ilgili önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Ben öğrenci yetiştirmek istiyorum. En büyük arzum. Bütün teknikleriyle istiyorum ki hep yalnız bende kalmasın bunlar. Ee, gençlerin elinde olsun. Ama boş oturmayı sevmiyorum ben. Hanımlar olsun, herkes bir hobi edinsin iş olmasa da. Evet. Yani illa bu boyamalar da gerekmiyor. Bir şeyler yapıp zaten hayat zor. Hayatın o karmaşasının içinde Evet. Biraz yüzleri gülsün, bir keyif alsınlar isterim açıkçası. Kesinlikle yani bunları yaparken bence çok keyifli olur. Aynen. Ee, hem dediğimiz gibi rehabilite edilmiş oluyor tabii, o anki insanın Aynen. duygu Aynen. Hem de kendi sanat eserinin ortaya çıktığında A ne kadar güzel bunu ben yaptım. Bu çok e, başka bir düşünce. Çok ya. da güzel bir şey evet. 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 Hatice ne yiğitinizle geldiniz. Gerçekten e, eserlerinize baktıkça bakıyorum e, ve sürekli çok güzel çok güzel diyorum. İnşallah serginizi yerinde ziyaret ederek o tüm güzelliklerle beraber e, gelmiş ve ziyaret etmiş hem de ekstra fikir sahibi olmuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Biz sağ teşekkür olun. ederiz. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. sağlık, ağzınıza sağ Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıklı kalın.